Bizler gerek Submarine Turkey, gerekse İHS Travel ve Turist Fly şirketlerimizde ülke turizmine en üst düzeyde hizmeti ilke edinmiş, verdiğimiz hizmetlerin her zaman yenilikçi, hatırlanabilir ve her seferinde tercih edilebilir olması için tüm gücümüzle çaba sarf eden profesyonel turizm gönüllüleriyiz. Dünyanın birçok ülkesinden ülkemize gelen yüz binlerce misafiri karşılayan, ulaşım ve transfer hizmetlerini gerçekleştiren, rehberlik ve yerel hizmetlerini sağlayan İHS Travel, çalışmalarını ve büyümesini titizlikle sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleriyle Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılarda bulunmakta ve turizm yer hizmetleri anlayışında kalite yaklaşımını sürekli geliştirmektedir. Turist Fly olaraksa düzenlediğimiz eşsiz kalitede uçaklı ve günübirlik turlarla misafirlerimize yalnızca Antalya'yı değil, İstanbul, Kapadokya ve Efes gibi güzellikleri de tanıtarak Türkiye'mizde yaşayabilecekleri güzel zamanları çeşitlendirme fırsatı sunuyoruz. Tüm misafirlerimize derin kültürümüzü, tarihi ve doğal güzelliklerimizi keşfedecekleri ve bu zamanı dolu dolu geçirecekleri imkanlar sağlıyoruz. Ülke turizmine her zaman yenilikler ve farklı alternatifler getiren İHS Travel ve Turist Fly şirketlerimiz, şimdi de Submarine Turkey olarak dünyada 7 ülkeden biri olmamızı sağlayan ve turizmimize yeni bir soluk getirecek olan Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı Nemo Primero'yu ülkemize kazandırdı. Uzun uğraşların ve büyük çabaların sonucunda ülkemize kazandırdığımız Nemo Primero, İspanya'da bir yıl süren güvenlik ve modernizasyon işlemlerinin ardından tavizsiz ve sıkı bir denetimden geçerek DNVGL sertifikasıyla ödüllendirildi. 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip Nemo, dalış trim sistemleri sayesinde bir dakikadan az süre içinde dalış ve satıh yapma özelliğiyle, su altında çok rahat kontrolün sağlanması ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekmektedir. Dünyanın en gelişmiş teknolojisiyle donatılmış ve en sıkı emniyet sistemlerine sahip Nemo, yüksek batarya kapasitesiyle 10 saat kesintisiz seyir imkanı ve 72 saate kadar su altında kalabilme özelliğine sahiptir. ...46 yolcu kapasiteli 110 metreye kadar inebilen Nemo, 80 saat boyunca tüm yolcularına yetebilecek yedek oksijen tüpleri ve gıda destek malzemeleriyle güvenliği en üst seviyede tutma imkanı sağlamaktadır. Konuklarına geniş pencereleriyle kusursuz bir seyir imkanı veren Nemo, ayrıca içerisindeki havayı oksijen takviyesiyle tazeleyip klimaları ile sürekli serin tutarak dalış süresince konforlu ve sağlıklı bir gezi imkanı sunmaktadır. Yılın 11 ayı günde minimum 6 dalış gerçekleştirmeyi planlayarak yılda 80 bin su altı meraklısını Antalya'da mavi suların derinlikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İlk dalış rotamızı da yat limanının 400 metre açığında bulunan Şamandıra'nın 35 metre altındaki İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli batıklarından Fransız gemisi Saint-Didier olarak belirledik. Dramatik hikayesiyle tarihte yerini alan Saint-Didier, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla işbirliği yapan Fransız hükümetinin Lübnan'a doğru ilerleyen İngilizlere karşı bölgedeki birliklerine destek göndermek istediği gemilerden biridir. Saint-Didier'in kaderi, savaşta tarafsız kalan Türkiye'nin kendi topraklarından asker ve mühimmat geçişine izin vermemesi, desteğin Alman işgalindeki Selanik Limanı'ndan deniz yoluyla önce Yunan adaları, sonra da Türkiye'nin karasuları takip edilerek Lübnan'a ulaştırma düşüncesiyle yazılmış olur. Hazırlıklar tamamlanır. Kuwait Yukem ve Saint-Didier gemileri Selanik'ten hareket eder. Adalar geçilir. Akdeniz sularına inildiğinde
Adrasan açıklarındayken Kıbrıs'tan kalkan İngiliz uçakları saldırıya geçer ve 4 Temmuz 1941 yılında Guadalcanal adlı gemi batırılır. Hemen ardından St. Didier kaptanı Martin gemiye Türk bayrağı çektirerek Antalya limanına sığınır. Dönemin Antalya valisi Haşim İşcan geminin limanı terk etmesini ister ama kaptan Martin geminin hasarlı olduğunu ancak gece saatlerinde hareket edebileceklerini bildirir. Ardından saat 16 sıralarında Antalya halkı kıyıda gelişmeleri izlerken ufukta görünen İngiliz uçakları tekrar taarruza geçer. İlk torpil gemiyi ıskalayıp iskeleye isabet eder. Ardından ikinci bir uçaktan atılan torpilin geminin arka tarafına isabet etmesiyle 5 asker öldü. Geminin batmaya başlamasıyla Antalya halkı teknelerle yardıma koşarak 15'i yaralı, toplam 275 kişiyi kurtararak savaşın soğuk yüzünü bir nebze mutlu yüzlere dönüştürmeyi başarırlar. Aradan 76 yıl geçmesine rağmen 100 metre boyundaki gemide hala askeri araçlar, silahlar ve mühimmat bulunmaktadır. Bugün Antalya Yat Limanı'ndan Konyaaltı sahiline doğru baktığınızda denizin içindeki Şamandıra hiç yerini terk etmeden sanki ona emanet edilen St. Didier'in nöbetini tutar gibidir. İkinci dalış rotamızsa Sıçan Adası açıklarında özel olarak hazırlanan zengin sualtı faunası. Burada devam etmekte olan yemleme ve doğal resif oluşturma çalışmalarımızın ardından burayı da sualtı turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıllarda yeni turistik denizaltılarımızla farklı dalış noktalarında ülkemizin sualtı güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi sizleri yıllar öncesinde denizin derinlikleriyle buluşmuş, hikayelerini anlatmak ve sırlarını paylaşmak için sabırsızlanan, tarihi batıkların gizemli dünyasını keşfetmeye ve bu mavi derinliklerdeki büyüleyici güzelliklere tanık olmaya davet ediyoruz. Eşsiz bir deneyime hazır olun.